Aşağıdakilerden hangisi kosekant 80 dereceye eş değerdir diye sormuşlar. Burada bazı seçenekler var ve bu seçeneklerden sadece birinin doğru olduğunu biliyoruz çünkü bize tek bir seçenek seçin demişler. Evet bunlardan hangisinin buna eş değer olduğunu bulmamız gerekiyor. Ayrıca burada bir de ipucu var. Tümler açıların trigonometrik oranlarını değerlendirme yazmışlar. O halde bizim de tümler açıların özelliklerine odaklanmamız gerekiyor. Bir bakalım. Bizden kosekant 80 derecenin neye eşdeğer olduğunu bulmamızı istiyorlardı değil mi? Herhangi bir açının kosekantı şöyle yazayım. Kosekant teta sekant 90 eksi teta'ya eşittir. Evet bu bildiğimiz özelliklerden biri öyle değil mi? Bunlar hakkında şüpheye düşerseniz hemen bir dik üçgen çizip bunun doğru olup olmadığına bakabilirsiniz. Şimdi bunun teta olduğunu düşünelim. Kosekant hipotenüs bölü karşı kenara eşittir ve 90 eksi tetalık bir açı içinde bir bakalım hipotenüs bölü komşu kenara denk gelir öyle değil mi? Ve bu da sekant teta'ya eşittir. Hemen yazıyorum. Sekant 90 eksi teta ile bu açının yani teta'nın kosekantı aynı orana sahiptir. Gördüğünüz gibi bu şekilde sağlama yapmak da çok kolay. Bundan sonra da teta'nın yerine bulmak istediğimiz açıyı koyar ve aradığımız cevabı buluruz. Sekant 90 eksi 80, sekant 10'a eşittir ve bu da bir bakalım işte buradaki seçenek. Doğru olup olmadığını da kontrol edelim. Evet doğru. Sıradaki soruya bakalım kosekant 75 derece eşittir sekant x demişler. Bu eşitlik aşağıdaki x değerlerinden hangisi için doğrudur diye de eklemişler. Bu soruda hangi açının sekantının kosekant 75 dereceye eşit olduğunu soruyor bize değil mi? Kosekant sekant arasındaki ilişkiyi bir kere daha hatırlayalım. Kosekant 75 derece eşittir. Sekant 90 eksi 75 ve bu da sekant 90 eksi 75 yani sekant 15 dereceye eşittir. 15 dereceyi seçelim cevabımızı kontrol edelim ve evet bu da doğru. Hadi bir tane daha. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kosinüs 1 dereceye eşdeğerdir demişler. Kosekantla sekantta olduğu gibi kosinüsle sinüs arasında da bir ilişki vardır. Bu ilişkinin ne olduğunu merak ediyorsanız hemen yazayım. Kosinüs teta eşittir sinüs 90 eksi teta. İsterseniz az önceki gibi bir üçgen çizip bunun doğru olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Her neyse bu çok basit bir soru. Kosinüs 1 sinüs 89'a eşittir. Öyle değil mi? Yazarsam daha iyi olacak sanırım. Sinüs 90 eksi 1 sinüs 89 evet bu da doğru. İsterseniz sorunun nasıl çözülmesi gerektiğine de göz atabiliriz. X'in değerini bulmak için aşağıdaki özdeşliği kullanabiliriz demişler ve bahsettikleri özdeşlik kosinüs teta eşittir sinüs 90 eksi teta. Yani bizim kullandığımızın aynısı. Harika. Hadi son bir tane daha. Bu da kotanjant teta ve tanjantla ilgili. Kotanjant 23 eşittir tanjant x. Hemen yazıyorum. Kotanjant 23 eşittir tanjant 90 eksi 23 ve bu da tanjant 67'ye eşittir. Bu arada az öncekiler gibi bunun doğru olduğundan emin olmak için de bir dik üçgenden yardım alabilirsiniz. Bakalım doğru mu? Evet.